Merhaba arkadaşlar. Bu videoda GPIO External Interrupt yani harici kesmeler hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle GPIO External Interrupt nedir, ne değildir ona bakalım. Evet, hazırlamış olduğum notlardan. GPIO External Interrupts olarak 16 adet line mevcut. GPIO portları GPIO A0'dan 15'e kadar, B0'dan B15'e kadar, CD diye devam etmektedir. Her port yani pin A0 external 0'a, pin A15, pin B15, pin C15 de external 15'e bağlı. Her pin kendi numarasıyla aynı olan kesme hattına bağlıdır. Yani PA0 external 0'a bağlıysa PD2 de external 2'ye, PB3 örneğin external 3'e bağlı. Aynı anda bir kesme hattına birden fazla pin bağlandığında sadece bir adet kesme işlenir. Yani şunun gibi PA0, PC0, şurada PD0 aynı external hattına bağlandığı zaman bunlardan sadece bir tanesi aynı zamanda işlenecektir. Zaten QBMX buna izin vermeyecek. Kesme işlemlerini işlemciye dışarıdan veya içeriden gelen tetiklemelere karşı kolaylık sağlamak, rahatlatmak amacıyla işlemcimizi kullanabiliriz. Şimdi şurada ufak bir not daha var. Şimdi her kesme hattı için bir tane kesme rutini oluşmakta. Bu 0, 1, 2, 3, 4 için normal kendi ismiyle kesme rutini oluşmakta. Yalnız 5 ve 9. pinler için 9 alt-5 şeklinde tek kesme rutini oluşmakta. 10 ve 15. pinler için yani 10'dan 15. pine kadar aynı şekilde 15 alt-10 şeklinde tek bir kesme rutini mevcut. Evet, bunu aşağı alalım. Bugünkü videoda ufak bir örnek yapacağız. Ondan bahsedelim. Şu ufak bir örnek. Pin A0'a bağlı kullanıcı butonu, mavi buton. D12, 13, 14, 15'e bağlı kullanıcı ledleri var. Pin A0'ı önceki videoda normal input olarak almıştık. Bu videoda ise external interrupt olarak butonu kullanacağız. Yani butonu tetiklediğimizde pin A0 kesme işlemini algılayacak. Ona göre D portunda işlemler yapacak. Şimdi hemen QBMX'i açalım. New Project F4 407 100 VGTX. Evet. Her pin için kendi adına göre kesme hatları mevcuttu. Örneğin pin A0'ın üzerine tıkladığımızda GPIO XTI 0. Pin A0'a tıkladığımızda GPIO External 1 şeklinde. 2'ye tıkladığımızda 2. Örneğin şurada 12'ye tıklayalım. 12. D13'e tıklayalım. 13 şeklinde kesmeler mevcut. Şurada bir tane örnek göstereyim. Mesela external 0'ı PA0 için seçtik. Ancak C0'da da aynı kesme hattı mevcut. Onu seçtiğimizde bir önceki seçtiğimiz iptal oldu. Çünkü aynı pini aynı kesme hattına bağlarsak farklı PC0 ile PA0 aynı kesme hattına external 0'a bağlarsak aynı zamanda bir tane işleneceği için QBMX izin vermiyor. Ama farklı kesme hatlarını seçebiliriz. Bunu reset yapalım. Bugünkü örneğimizde pin A0'a bağlı olacak buton. Buradan şu kesme 0'ı seçelim. Yine kullanıcı ledlerini output seçiyoruz.
Evet, şurada sol taraftan SS'den board'umuzu bilgisayara bağlamamız için serial wire ve RCD'den reset and clock'tan harici kullanalım. Rezonatör. Clock konfigürasyonuna geçelim. Clock konfigürasyonu gördüğünüz gibi internal taraf pasif. External tarafı aktif hale geldi. Şuradan STM32 F4'ün üzerinde 8 MHz'lik harici rezonatör mevcut. Onu yazdık. Konfigürasyona geçelim. GPIO konfiglerinden PA0'ı External Interrupt olarak seçtik. Şimdi burada pull up mı, pull down mı olacak? Şimdi bunu pull down seçelim. Butona bastığımızda yani high olduğunda öncelikle şuna bakalım. External interrupt mode with rising edge trigger detection. Yani yükselen tarafta kesmemiz tetiklensin ve portta pull down olsun. Zaten kullanıcı netleri push pull, no pull şeklinde ayarlıyoruz. Buraya apply okey diyoruz. NVIC'ten yani nested vector interrupt control yani iç içe vektörlerin interrupt kontrolü. Burada interrupt aktif etmek için kullanmamız gerekiyor burayı. External line 0 interrupt'ını işaretleyip apply okey diyoruz. Daha sonra kaydediyoruz. Şuradan Project Settings'ten MDK ARM5'i kullanıyoruz. Şurada Project Name GPIO External diye bir tane proje oluşturduk. Desktop'a kaydedelim. Open. OK diyoruz. Generate code diyoruz. Evet, Open Project. Evet, kodlarımız oluştu. GPIO External'ın altında Application User Main C. Şimdi buraya tıkladık. Baktığımızda sistem clock konfigürasyonları, GPIO konfigürasyonları bizim için oluştu. Şuradan GPIO init'e baktığımızda alt tarafta external interrupt init'in oluştuğunu görüyoruz. NV'ye atamış. Şuradan interrupt dosyasını açıyoruz. Interrupt dosyasında bizim kullanmamız için bir fonksiyon mevcut. External 0 yani IRQ handler external 0 hattına bağlı kesme rutinini işleyen fonksiyon. Kodlarımızı buraya yazabiliriz. Kesme geldiğinde şuraya bakalım örneğimizi. Kesme high tarafta geldiğinde 12 ile 13'e bağlı led yansın. 14'ü 15'i söndürsün. Evet, kodlarımızı yazalım. Şurada yukarıda bir tane i değişkeni tanımlayalım. Int index değişkeni tanımlayalım. Evet, aşağıya geçelim. Evet, burada kesme rutini meydana geldiğinde index değişkenini ne yapsın? Arttırsın. İkili gruplar şeklinde yapacağız. If index 2'den büyükse indeksi resetlesin. Şurada if index eşittir 1 iken ne yapsın? 12 13'e bağlı ledleri aktif etsin. GPIO write pin şeklinde yapacağız. Gördüğünüz gibi GPIO D olacak. Pin 12 13 pin state de set.
GPIO de GPIO pin 12 GPIO pin 13 13'ü ne yapsın? GPIO pin set yapsın. Aynı zamanda 14 ile 15'i de söndürelim. 14, 15. Şurayı da resetliyoruz. Evet, index 2 olduğunda index 2 olduğunda ne yapalım? Söndürdüklerimizi aktif edelim. Aktif olanı da söndürelim. Buraya hemen kopyalıyorum. Şu üst tarafı reset. 14-15'i set ediyorum. Şimdi index 1 iken 12-13 set. 14-15 reset. 2 iken tam tersi. Peki index şurada else if diyelim. Else yani index 0 iken ne yapsın? Hepsini söndürsün. Şurada hepsini resetledik mi? İşlem tamam. Şimdi şöyle bir kontrol ettiğimizde indeks tanımladık. Yükselen kenarda sinyal geldiğinde pin A0 portuna indeks artacak. Birken bu işlemi görecek. 2 iken şu işlemi görecek. 0 iken hepsini söndürecek. Bir derleyelim kodlarımızı. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir hata yok. Şimdi şurada şuraya dikkat çekmek istiyorum. Şu whole GPIO external recurrent'ın üzerine sağ tıklayıp go to definition dediğimizde şu an ilgili fonksiyona gidiyor. Fonksiyonun içinde nasıl bir işlem yapmış? GPIO pin. Yani GPIO pin A olacak. External line interrupt detected. Yani eğer kesme geldiyse yani reset değilse kesme geldiyse kesmeye ait bayrağı flag'i temizle. Daha sonra interrupt rutinini çağır tekrar. Bu şekilde burada şuraya da aynı şekilde baktığımızda callback fonksiyonuna. Şurada callback fonksiyonu şurada. Ama içerisi boş. Kullanılmamış. Şuradaki nota bakalım. This function should not be modified. Yani düzenlenmemesi gerekir. Yani bir callback ihtiyacı varsa, geri çağırma ihtiyacı varsa. Ama bunu biz main tarafında şurada kullanabiliriz. Bu fonksiyonu. Şu şekilde alıyoruz. Kopyalıyoruz. Main tarafına. Zaten interrupt rutinin içinde işlenen kısım en son. Int'in üzerine şurada fonksiyon olarak yapıştırdım. Şimdi şurada kodlar yazmıştık. Bu kodları da kopyalayalım.
Copy ve pasif hale getirelim. Şimdi burada normalde işlendiğinde şu interrupt rutini şu fonksiyona dallanmaktadır. Daha sonra bu fonksiyonun içinde şurada whole GPIO callback'i çağırmaktadır. Yani burada iki türlü yapabiliriz. Ama bunu bu callback'i bu interrupt rutinin içinde değil de main tarafında kullanacağız. Kodlarımızı şuraya yapıştırdığımız takdirde eğer tabi index şuradaki indeksi de iptal edelim. Yukarıda tanımladığımız değişken copy deyip pasif hale getiriyoruz. Main tarafına geçiyoruz. Şurada yapıştırıp tekrar derleyelim. Evet, herhangi bir hata yok. Board'umuzu takalım. Board'umuz takıldı. Ayarlarını kısaca hemen debug. Evet, seçili. Utilities'ten use debug driver iptal ediyorum. ST-Link Debugger Settings Reset and Run Debug'dan evet bağlı. Okey diyorum. Şurada C ve C++'ın altında gördüğümüz gibi use all driver'ları eklemiş. ST32 F407 X'e ait header dosyaları. Şurada target'ta da 8 MHz seçtiğimiz harici clock frekansı. Burada okey diyoruz. Burası tamam. Şimdi cihazımıza kodlarımızı gönderelim. Evet, kodlarımız gönderildi. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi kodumuzu board'umuza gönderdik. Butonumuzla pin A0'ı tetikleyelim. Gördüğünüz gibi buton arkları var tabi. Evet, 12-13 aktif. Buton arklarından dolayı. Evet, şu an sıfırlandı. Yandı. Evet, kodumuz çalışıyor. Pin A0'a yükselen tarafta butonla kesme işlemi yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.